Sana gönderdiğim tahlil sonuçlarına baktın mı Gözde? Anladım. Hiçbir şans yok yani. Anladım. Yok, bir daha test yaptırmak istemiyorum. Sağ ol Gözde. Hala inanamıyorum. Bebeğimiz olacak. Annenlere söyledin mi? Yok, hayır. Yani ilk 3 ay söylemek istemiyorum kimseye. Sonra söyleriz. İyi düşünmüşsün. Bir tane. İyi misin? Ya koruyamazsın onu? Öyle bir şey olmayacak. Ben yanınızdayım hayatım, ne olursa olsun. Ailemizi sonuna kadar koruyacağım. Bana güven. Bize güven. Sana güveniyorum zaten. Ama bu kadar mutlu olmaktan korkuyorum. Korkma sevgilim. Benim için mi? Teşekkür ederim aşkım. Onlara bir şey olmadı inşallah. Nerede bunun kalanı? Nevzat. Hoş bulduk Firdevs. Ya sen buradan altın aldın mı? Ya ne yapayım ben senin altınlı bileziğini Firdevs? Hatice. Ne Hatice? Ya zor günler için biriktirdiğim 3-5 altın vardı. Yarısını almış senin kızın belli. Ya tamam ses etme alsın. Ne demek ses etme Nevzat? Sen alıştın tabii bedava yaşamaya. Ama hatırlatayım, artık arkanda ne Seher ablan var ne de Ziya enişten. O bankadaki paraya da güveniyorsan bu pahalılıkta 3 ay zor dayanır o söyleyeyim. O iş artık bende. Sen sakın merak etme. Tamam? Hayırdır Nevzat? Bu ne rahatlık? Ya Firdevs,
Seni bundan sonra prensesler gibi yaşatacağım. Eskisinden daha güzel yaşayacaksın, anladın? Hatice nerede? Yok. Kalkmış gitmiş, yok. Nereye gitmiş? Ya ben ne bileyim, bir şey soruluyor mu Hatice'ye? İnsan üstüne yürüyor ya da böyle deli gibi gülmeye başlıyor birden. Bak Nevzat, biz bu kızı bir doktora gösterelim. He Firdevs, bir deli doktorumuz eksikti. Ya Allah'ını seversen al şu poşetleri götür. Bir elimi yüzümü yıkayayım, bir üstümü değişeyim. Çekil önümden ya. Bir çekil önümden. Koyma bunun arkasına bir şey. Korkma aşkım. Sana asla zarar vermem. Kim var orada? Affedersiniz, ben başkasıyla karıştırdım. Çok özür dilerim. Deli midir nedir? Nereye böyle güzelim? Kendini gebertirim seni. Pardon, yanlış anladım. Nereye dersen gideriz. Sür! Nereye?